Şimdi şu tweetleri duyunca ne yapacaksınız? Evet. Mutlaka gördünüz. Görmemek mümkün değil. Ben ilk gördüğümde gerçekten kim olduklarını bildiğim halde şaşkınlık yaşadım. Emre Uslu'yu bilmeyen yoktur. Geçtiğimiz günlerde evet. Değil mi? Pensilvanya'da Anadolu Ajansı'nın muhabiri kendisine soruyor. Evet. Diyor ki bir taraftan işte siz FETÖ'cüsünüz, aranıyorsunuz, hakkınızda müebbet isteniyor, ne diyorsunuz? O da diyor ki git buradan yoksa polis çağırırım falan. Böyle bir şey olmuştu. Tabii. Geçtiğimiz günlerde. FETÖ firarisi olduğu. Belli. Hı-hı. Üç kez ağırlaştırılmış, müebbet isteniyor zaten hakkında. Hı-hı. Emre Uslu Amerika'da kaçak yaşıyor şu anda. Bakın tweet atıyor. Kahraman savcımız hayatını kaybettikten sonra kaza mı suikast mı olduğunu bilmediğimiz bir olayda hayatını kaybettikten sonra Emre Uslu'nun tweetleri. Akla ziyan tweetler. Denizli Başsavcısı binlerce masum kadın, çocuk, genci içeri tıktı. FETÖ'cülerden bahsediyor herhalde. Zavallı herif. Üstüne kamyon devrilmiş, ölmüş. Yaşasın zalimler için cehennem. Bunun devamı da var. Devamı da var. Bak bu, devamı da bu var. Aşağılığın devamı da var. Denizli Başsavcısı Mustafa Alper'in çocukları bir saray tetikçisi olup binlerce çocuğu gözyaşlarına boğduğu için onunla gurur mu? Gurur mu, duyak mı? Böyle bir açıklaması var. Devam ediyor, hala durmuyor. Haksızlık hala devam ediyor. Saray tetikçisi Denizli Başsavcısının üstüne kamyon devrilip ölmesi saray tetikçilerini kızdırmış. Yeniden yaşasın zalimler için cehennem. Bu alçağı ben küfür ettiğim için mahkemeliyim buna, biliyorsunuz. Arkadaş söylemiştim. Ben buna Siyonizmin köpeği dedim. Vatikan'ın köpeği dediğim için beni mahkemeye vermiş. Ben işte bunu da anlamıyorum ya. Bu adamın Türk yargısı bu adamın hakkını arıyor ya. İnanılır gibi değil. Türk yargısı bir taraftan yargıların, savcının biri, hakimin biri bu adamı yana yana ararken bu alçakları. Bir tarafta yani arayıp ve FETÖ'cüyle temizlerken devlet bir tarafıyla devletle temizlerken bir tarafta da öbür hakimde bunlar için bana Nihat'cığım sen bu adama niye köpek dedin diye bana soru soruyor ya. Vallahi Sayın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da FETÖ'nün köpeği demiştin. Kendisi için. Nihat bir ya şey çıkmaz senin odalarda. Onlara bir şey olmaz. Bilmiyorum da ceza dağılan var ya. Son bir tweet'i daha var. Yani namussuz sabır ya. Sabır dileyerek bunu da okuyacağım. Yaşasın zalimler için cehennem deyince saray köpekleri havlamaya başladı. Havlamakla cehennemin ateşini söndüremeyeceksiniz diyor. Şimdi kendisi de bu köpek tabiri. Kendisi de Amerika'nın köpeği o zaman. Amerika'nın köpeği, ben söyledim ona. Sen de Siyonizmin köpeğisin dedim lan. Köpek. Tamam, aynısını kullanmış. Amerika'dan havlıyorsun bize. Her köpek de kendi sahibine sığınır. Her köpek kendi sahiplerine sığınmışlar işte. FETÖ'sü, METÖ'sü, Emre'si, Tuncay'ı, Mıncay'ı hepsi köpekler ABD'nin kucağında oturmuşlar. Alçak olu alçaklar. ABD'nin köpekleri, Beyaz Saray'ın köpekleri. Bunların derdi saray maray da değil. Bakın ben size söyleyeyim. Bu namussuzların, bu şerefsizlerin, bu haysiyetsizlerin derdi Türkiye'deki saray değil. Türkiye'nin saraydan yönetilmesi de değil. Beyaz Saray'dan yönetilmemesidir. Dertleri budur. Başka bir şey değildir. Niçin Türkiye Beyaz Saray'dan yönetilmiyor? Önceden Beyaz Saray'dan yönetiliyordu. Namussuzlar, alçaklar. O zaman kendisi saray köpeğin ta kendisi olmuyor. Baş köpek, buldok. Baş buldok. Buldok. Ya nasıl bu kadar hadsizce yalnız havlayabiliyorlar? Ben orasındayım. Bir de başka bir şey söyleyeceğim. Güvenlikleri başka bir şey var. Yani. Şeyi de gösterelim, Tuncay'ın da gösterelim de. Geçelim bu alçakları şimdi. Hemen gösterelim. Şu Tuncay Öpçin'in skandalı iki tweet'i vardı. Önce bir onları verelim istiyorum. Terbiyesiz. 13 Temmuz'da Tuncay Öpçin'in bir paylaşımı vardı. Nasıl hadsiz ve nasıl bir tetikçi. Ya kim bunlar? Bir anlaşılsın istediğim için. Önce o iki tweet'i vermek istiyorum. 13 Temmuz'da bakın darbeden iki gün önce diyor ki biz size zulmedemezsiniz, bize eziyet edemezsiniz demedik ki diyor Tuncay Öpçin Twitter'da. Biz size ne yaparsanız yapın, yolumuzdan dönmeyeceğiz dedik diyor ve devam ediyor. Bunlar dönmez kardeşim, bunların amacı işte bunlar. Devam bunlar ediyor. Siyonizmin köpekleri, bunlar yatakta yolundan döner basıp, mi? Şafakta asacaklar. Bunu işte diyor, darbeden 3 gün önce, 2 gün önce bunu attı. 2 gün önce, 2 gün önce. Darbeden 2 gün önce 13 Temmuz'da bunu attı, ben de buna ana avrat küfrettim, beni engelledi. Gel alsana ulan dedim, gel. Gel al bakalım. Ben bu alçağa da küfür ettim. 13 Temmuz'da bunu attığı zaman tweet'i küfür ettiğimizi de beni engelledi. Saat yalnız, 8'de atmış. Başka tweet var mı bunun? Var. İlk şimdi bu olaydan sonra. Yalnız oraya gelmeden önce şunlara bak ya. Şu beğenilere bir, şu retweetlere bak. Utanmadan bunu beğenen, retweet eden insanlar 240, var ya. Şu an şurada 200. Ya işte kardeşim seni ahmak, ahmak, ahmak. Ahmaklar var. Bunu anlayamıyor mu ya ne demek ya olduğunu? Işte. Hadi bunu geçtim. Bir önceki tweetinde de var ya. Allah kahretmesin ya. Bak bir şey ki bu söyleyeyim. Darbeden sonra bak, daha da çok artmıştır. Bak biliyor musun? Ben sana bir şey söyleyeceğim. Bak açık ve net söylüyorum. Ben darbede sokağa çıktım.
Eğer o darbe Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da yapılsaydı. Hepimiz çıkacaktık. Yani Kemal Kılıçdaroğlu başbakan olsaydı veya yarın başkan da olabilir canım. Tabii. 2019'da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aday olur, başkan da olabilir. Bu siyaset yani. O darbe ona da yapılsaydı. Ki ona değil, o devlete yapılmıştır. Devlete, devletin temsil makamı yine sokağa çıkardı. Hepimiz çıkardı. Tamam mı? Bu devlet bizim devletimiz. Hiçbir darbeden bunu, hayır gelmemiş. Öyle şey olur mu ya? Hiçbir zaman. Şimdi Tuncay Opçi'nin. Bu zihniyetin. Bu zihniyetin, bravo. 15 Temmuz'dan 2 gün önce bu tweetleri atan bu zihniyetin. Bunlar bakın, iyi oluyor. Bir cümle, görev şehidi Sayın Savcı'nın hayatını cümle, kaybettikten sonra bu tweetleri göstermeniz iyi oluyor. Çünkü Türkiye'de bir sürü insanın da Twitter'ı yok. Onları aydınlatma noktasında iyi oluyor bunlar da. Görüyorlar. Teşekkürler Nihat'cığım. Hemen geliyorum. Bakın ne demiş Sayın Görev Şehidi Savcımızın hayatını kaybetmesinden sonra Tuncay Öpçin. İlk tweetinde diyor ki, yaşarken inanan bir insan olarak hesap günü geleceğini düşünme. Her türlü zulmü yap, sonra rahmet bekle, çok beklersiniz. Şimdi evet. Hani bu savcıyla alakalı olmayabilir diyeceksiniz ama hemen devamında netleşiyor olay. Ben bu başsavcıya hakkımı helal etmiyorum, sanki bir hakkı varmış gibi. Hizmet aleyhine, bak, yani hizmet. Terör örgütünden bahsediyor. Hizmet. Yazdığı her sözden de Allah huzurunda davacıyım diyor. Ne hakkı varsa. Hizmet, ulan hizmete utanmaz. Hizmete din etmişler işte, onu söylüyorum. Yani hizmetleri İslam'dan daha önemli. Yani Allah-u Teala İslam adına bir şey sormayacak. Müslümana zulmettiniz. Bunca insanın yatak odasına girdiniz. Bunca Müslümanı soruları çalmak suretiyle kul hakkına girdiniz. Yatak odalarına girdiniz. Milleti bombaladınız. Milletin üstüne kurşunlar attınız. Namussuzlar. Onların hesabını sormayacak da. Orta Doğu'yu parçaladınız. Şerefsizler kucağınızdaki Amerika ile beraber. Kucağına oturdu, Amerika ile Müslümanları katlettiniz. Alçaklar, Türkiye'yi bölmeyecek. Rabbil Alemin bunların hesabını sormayacak. İsrail ile beraber oldunuz. En çok sevdiği ülke İsrail'dir diyor FETÖ. FETÖ'nün ses kaydını da getir koyarım buraya. Buna tek kelime sormayacaklar Rabbil Alemin. Bunca Müslümanın, bunca ülkenin, mazlumun, mağdurun hizmetinin hesabını soracak. Dur, bir son tweet daha var Nihat. Bak. Başsavcı için son sözü. Şerefsizler. Noktalı virgül. Nasıl okuyacağım? Vallahi sinirlerim bozuluyor. Ne diyor bileceğim? Cesedine bir tas suyu dökenin de neyse söylemeyelim. Yani başsavcı için son sözüm cesedine bir tas suyu dökenin de avradı. Gelsen bak. Bu da bunların yedi ceddi de bak. Bunların yedi ceddi kimse. Tamam mı? Onların ne diyor? Cesedine değil mi? Oh. Ya bunların mezarını kimse bilmeyecek. FETÖ'de dahil olmak üzere bak. O FETÖ'de dahil bu köpeklerin hiçbirinin mezarını bunların çoğulu, torunu, morunu mezar bulamayacak. Şükürler olsun ki bu toprakları kirletmeyecek bu pisliğe de. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Ya bu FETÖ'cü hesaplarının çoğunun hesabı Twitter tarafından askıya alındı. Bizim şikayetimiz üzerine. Devletin yetkili makamların başvurusu üzerine. Bu alçaklar hala nasıl görünebiliyor abi Türkiye'de? O da enteresan. O da enteresan. Bu Emre Uslu hala nasıl tweet atabiliyor? Tweet atar. Türkiye'den niye kapatmıyorsunuz bunun hesabını? Görmeyelim değil mi? Görünmesin. O İngilizce bir şeyler yazıyor engelli olan tweet adreslerini. Evet. Yani bunlar neden engellenmez? Çok enteresan. O da enteresan çok ama. Çok enteresan şimdi yani. Bu işin suikast mı kaza mı olduğunu gerçekten ben bilemem ama bir şehit hakkında görevi başında. Zihniyetleri de gösteren bir şey değil işte, mi? Evet. Aslında asıl amaç onların zihniyetini göstermek olabilir. Suikast mı kaza mı bunu ilerleyen günlerde siz göreceğiz. Siz şu alçakların, siz şu namussuzların yıllarca mesela Ergenekon sürecinde çok insanı mağdur ettiler. Balyoz sürecinde çok insanı mağdur ettiler. Binlerce mazlumu mağdur ettiler. Suçu günah olmayan insanları paşalara çocuk pornocusu demek suretiyle alıp itibar suikastı yaptılar. Gizli bilgileri İsrail'e götürdüler, sattılar. Bir sürü insanı mağdur ettiler. O fikri, zikri, düşüncesi benimle bir olmayabilir. Çok da tasvip etmediğim sözleri de var. Ama Türkan Saylan kaç yaşında bir kadın, hasta kanserli bir kadını bu namussuzlar, bu alçaklar alıp cezaevine tıktılar. Bak, kaç yaşında bir kadın Türkan Saylan ya? Ulan bu zulümdür, zulüm. Zulüm. Siz insanlara zulmettiğiniz için Rabbil Alemin sizi böyle helak ettiği yerle yeksan etti. Zulümkar. Siz bu alçakların şu İsrail politikaları adına tek bir cümle duydunuz mu ya? Ben bir türkücüyüm. Ahmak bir türkücüyüm. Estağfurullah. Ahmak bir türkücüyüm. Cahilim.
Ulan benim bile vicdanım el vermiyor, imanım el vermiyor. Ezanın susturulmasına da bu FETÖ şarlatanının ezan hakkında tek kelime ettiğini gördünüz mü? Bunların dinle imanla alakası yok. Dindar bir adam şöyle açıklamalar yapar mı? Görev şehidi bir savcının arkasından. Yani bilemiyorum. Sayın Allah katına havale ediyor, Allah'tan bahsediyor ama... Bir şehit söz konusuyken biçti deniliyor. Hayır bak bak. Şey diyor deniliyor. Hakaret ediliyor. Oradaki, oradaki bir de, yani... Kardeşler oradaki paradoksa bakın. Bakın oradaki paradoksa bakın. Yani insan kendisinden olmayabilir ya. Trafik kazasından ölmüş. Peygamber Efendimiz ayağa kalkmış bir putperest geçince. Müşriğin ölüsü geçince Peygamber Efendimiz ayağa kalkıyor putperestin ölüsünün önünde. Diyorlar ki ya Allah'ın nebisi. Ya Allah'ın Resulü. O geçen putperestti. Veya Hristiyandı. Hı hı. Senin dininden de değildi. Neden onun için ayağa kalktın? Onun naaşı cenazesi geçerken ayağa kalktın. Diyor ki ben onun inancına değil. Ben onun intisap ettiği dine değil. Ben onun putperestliğine değil. Ona yaradandan ötürü saygı duyarak ayağa kalktım diyor. Onun insanlığına. Ulan insan insan olarak bir üzülür. He, ne diyor sarayın tetikçisi? Ulan alçak. Demek ki hizmetinize hizmet etmeyen savcı savcı değil. Tabii. Buradan o çıkıyor zaten. Evet. Ve onu geç insan da değil. Burada bir cinayet olup olması önemli değil. Şehit de değil. Onların hepsini hizmet etmiyor. Tabii canım hizmet etmiyor. Hayır, şimdi tam tersi hizmete şey var. Bakalım süreç işleyecek? Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ da esas bunlar FETÖ'nün köpekleridir diye bir açıklama yaptı. Biz de takipçisi olacağız. Kaza mı cinayet mi görev şehidimiz. FETÖ ile savaşan çok önemli bir savcımızı kaybettik. Rahmet diliyoruz kendisine. Allah'a emanet olun. Olayın da takipçisi olacağız.